Sultanım. Hürrem Sultan. Esma. Ne oldu? Yoksa Cihangir? Yok sultanım, şehzadelerimizi. Mişima nerede? O mu hastalandı? Hepsi iyiler sultanım. Beni hizmetinizden almışlar. Şifahaneye yolluyorlar. Mahidevran Sultan'ın emri dediler. Sadece ben değil, herkesin yeri değişmiş. Çocuklar uyuyor mu? Evet sultan. Sen başlarından ayrılma. Hemen kıyafetlerimi getir. Nigar Kalfa, ne oluyor burada? Derhal izahat ver. Mahidevran Sultanımız hizmetinden memnun olmadığı ve yaş haddini geçenlerin cerrah edilmesine karar verdi. Taliplerini eski sarayda bekleyecekler. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Ama sultanım... Tek kelime edersen senin canını alırım. Git karşımdan! Sultanım, emir aldım. Umrumda değil. Mahidevran benim hizmetimdekilerin akıbetine karar veremez. Öyle bir yetkisi yok. Hizmetinizde olmayanlar da var sultanım. Çoğu haremde vazifeli kalfalar. Hiç kimse bir yere gitmeyecek dedim Nigar. Yoksa haremi başınıza yıkarım. Gülay'ı da götürdüler sultan. Saraydan atacaklarmış. Ben biliyorum başıma gelecekleri. Lütfen. Ne beklemiyorsa çekil önünden. Hayrola Hürrem? Ne bu asabiyet? Bir de sual mı ediyorsun? Sen kimsin de benim cariyelerim hakkında karar veriyorsun? Mühür bende artık. Haremle alakalı her türlü kararları verme yetkisine sahibim. Bununla alakalı senden izin isteyecek değilim. Sen haremi değil, beni yönetmek istiyorsun. Bunu vaktiyle Varide Sultanımız da yaptı. Lakin muvaffak olamadı. Neden? Çünkü karşında bir cariye değil, Sultan Süleyman'ın nikahlı karısı var. Hünkârımızdan gayrı hiç kimse bana karışamaz. Haremde ikilik olmaz Hürrem. Öyle kafana göre hareket edemezsin. Ben ederim Mahidevran. Eğer kuvvetin yetiyorsa engel ol. Ne bu gürültü? Sesiniz dışarıdan duyuluyor. Doğru mu bu Mahidevran? Evet doğru. Gülay'ı bir odaya kapattırdım. Zira suçu sabit. Her türlü desise mevcut adamda. Haraç, rüşvet, iltimas, tehdit. Şikayetlerin haddi hesabı yok. Ne malum? Bunları senin yastırmadığın. Sen beni neyle itham ediyorsun? Şahitler var, hepsi çıkar anlatır. Cariyelerin suçu ne peki? Onlar neden gönderiliyor? Çoğu yaş haddini aştı. Hareme yük oluyorlar. Bir an evvel evlenip gitmeleri icap eder. Buna sen karar veremezsin. Onlar benim hizmetimde. İstediğim vakit yollarım. Sultanım. Esma'yı bile şifahaneye yollamış. Esma benim elim ayağım. Evlatlarımı ondan başkasına emanet edemem. Hürrem'in hakkı var Mahidevran. Bu karar yetkilerinin dışında. Onun hizmetinde kim varsa kalacak. Bu iktisadi bir tedbirdi. Fakat madem Hürrem Sultan kalmalarını istiyor, bir sakıncası yok, kalabilirler. Gülah da kalacak. O ayrı. Onun kellesini alsam yeridir. Sultanım, iftira bunlar. Sırf bana yakın olduğu için yapıyor bunu. Hürrem, sen dairene dön artık.